Tabii ki biz defalarca anlattım. Zer aleminde yaratılıyoruz. İlk başta bir yaratıldık biz. Yani bütün kainat yaratıldı. Şuurlu varlıklar olarak yaratıldık. Yani normal insan olarak yaratıldık. Ve Allah bize bütün insanlığı topladıktan sonra bir yere getirip ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Biz de şuurlu olarak evet Rabbimizsin dedik. Şuurlu olarak. Nefis sahibi olarak söyledik ona. Allah diyor ki bu nefis sahibiydiler diyor. Nefis sahibi ne demek? Bedenli. Yani aklı var, fikri var, şuurlu var, bedenli. Bedenli varlıklar olarak biz Allah'ın varlığını kabul ettik. Sonra bizi dünyaya gönderiyor Cenab-ı Allah. Anne babayı vesile ederek, sebep ederek. Yani evrimden yaratılma diye bir konu yok. Hazreti Adem'i de Cenab-ı Allah önce cennette yaratıyor. Neyden yaratıyor? Porselenden. Bildiğin porselen. Cennette yaratıyor. Cennette yaratıyor zaten. Orada şeytanı da yaratıyor. Melekleri de yaratıyor. Adem'i de yaratıyor. Ve Havva'yı da yaratıyor. Yani hepsi birlikte yaratılıyor. Bak melekler, cinler, Adem ve Havva. Ne melekler evrim geçiriyorlar, ne diğerleri. Yani hepsi yaratılmış oluyor. Bak cinlerin evrim geçirdiğini söylemiyorlar. Meleklerin de evrim geçirdiğini söylemiyorlar. E kardeşim hepsi beraber yaratılmadı mı? E niye insana yürüyorsun bundan? Adem ile Havva zaten zer alemine daha önce yaratılıyor. İnsan olarak yaratılıyorlar. İnsan olarak yaratıldıktan sonra bu dünyaya gönderiliyorlar. Yani önce cennete geliyorlar. Cennet alemine geliyorlar. Cennet aleminde imtihan olmak için yeniden dünyaya geçiriliyorlar. Biz zer aleminden sunuluyoruz dünyaya. Ya yani daha önce yaratıldık. O yaratıldığımız alemden sunuluyoruz dünyaya. Teker teker anne babadan çocuk olmuş gibi göstertilerek dünyaya getiriliyoruz. Buradan da ahirete geçirileceğiz. Bak İnşallah. kaç safhadan geçiyoruz. Önce zer alemindeydik. Orada ölüyoruz. Dünyaya geliyoruz. Dünyada diriliyoruz. Dünyada ölüyoruz. Yine cennette yeniden diriliyoruz. İnşallah. İnşallah. İnşallah.